Arkadaşlar hoş geldiniz. Adaylar turnuvasında beyazlarda Jan Nepomniachtchi ve siyahlarda Ali Reza Firuji oynuyor. Bakalım Dink Diren'in dünya şampiyonasındaki rakibi kim olacak ve bu karşılaşma çok önemliydi. Beyazlar oyuna E4 ile başladılar ve Ali Reza Firuji'ye da E5 ile karşılık verdi. At F3'ün ardından at C6 ve fil B5 hamlesi geldi Jan Nepomniachtchi'den. İspanyol açılışı oynandı ki kendisi bu açılışı dünya şampiyonluğunda da oynamışlığı var. Fil B5'ten sonra at F6 hamlesiyle birlikte E4'e saldırı yapılıyor. Ve normal şartlarda kısa rok ve at çarpı E4'e izin de verebilirsiniz. Ama burada D3 ile beraber anti Berlin dediğimiz yapıya giriyor Jan Nepomniachtchi. Ve fil C5'in ardından siyahlar da gelişimine devam ediyorlar. C3 hamlesi oynandı. İlerleyen zamanlarda fili tabii ki C2'ye saklamak için de güzel. Aynı zamanda D4 için de güzel. Kısa rok atıldı ve siyahlar hemen D5 hamlesini oynadılar. E çarpı D5'ten sonra vezir çarpı D5. Fil C4 ile beraber oradaki veziri kovuyorsunuz. Ve vezir D8'e gittikten sonra siyahlar gelişim adına çok güzel bir şey yaptılar. Hem de D5'i oynadıktan sonra fil de G4'e gelecek. Ve burada siyahların artık çok rahatça eşitlediğini söyleyebiliriz. Beyazlar da hemen B4 hamlesini oynuyorlar. Ve buradaki fili rahatsız etmek istiyorlar. Fil tabii ki B6'ya giderse bu çaprazda çok da iyi işler yapmayacak. O yüzden Ali Reza Firuji fil E7 hamlesini tercih ediyor. Fil E7'den sonra at BD2 ile gelişim devam ediyor. A6 oynandı ve beyazlar A4 ile beraber burada daha da artık vezir kanadında alanı genişlettiler aslında. İlerleyen zamanlarda ne olabilir? Belki vezirin işte B3'e gitme ihtimali var. Bu çaprazda güzel bir şeyler meydana gelebilir. Aynı zamanda ilerleyen zamanlarda B5 ile birlikte buradaki ata baskı koyabilir ve o da tabii ki gördüğünüz gibi E5'in düşmesi anlamına gelir. Fil F5 hamlesi geldi. D3 artık istekte. Fil çarpı D3, fil çarpı D3 ve vezir çarpı D3 alınabilir. O yüzden buradaki atın bir yere gitmesi ya da vezirin bir şekilde D3'ü koruması gerekiyor. Vezir C2 ile bunu gerçekleştirdi. At D5'e gittikten sonra da şimdi at E4 ile birlikte oraya bir set çekildi. Fili nerede değerlendirecek ondan tam emin değilim. Açıkçası işte fil B2'ye gitseydi bu çaprazdan baksaydı güzel olabilirdi ama C3 ve B4'ün yapısı şu anda ona izin vermiyor. Aynı zamanda C4'te de fil olduğu için bu fili herhalde birazcık daha bekletecek. Ondan sonra da oyuna göre şekillendirecek. Şimdi at E4'ten sonra fil G4 hamlesi geldi ve burada gördüğünüz gibi F3'teki atı tutabilecek sadece bu piyon var. Genelde vezirin D1'de ya da E2'de olmasına ya da filin E2'de olmasına alıştık bu konumlarda. Çünkü fil çarpı F3'e ya fil çarpı F3 ya da vezir çarpı F3 alabiliyordunuz. Ama burada Jan Nepomniachtchi orayla hiç ilgilenmiyor. Belki at E1 oynayabilirsiniz. Belki vezir D1 oynayabilirsiniz. Ama Jan Nepomniachtchi vezir A2 hamlesini oynadı. Şimdi vezir A2'den sonra ver D5'i diyecek burada. At B6'ya kaçtı ve fil B3'ten sonra gördüğünüz gibi artık F3'teki atı tutabilecek sadece bu piyon kaldı. Fil çarpı F3, G çarpı F3 ve D3'ü de kaybetti Jan Nepomniachtchi ve şah G2 ile beraber konuma baktığımızda beyazlar burada bir piyon gerideler ve aynı zamanda çok kötü bir piyon yapısıyla kaldılar şah kanadında ama bunun karşılığında da güzel bir atak gelebilir. Jan Nepomniachtchi'ye basın toplantısında burayı sordular. Dediler ki bu bir hazırlık mıydı? Dedik yani hazırlık olmazsa burayı zaten oynayamayız. Çünkü çok yani beyazların konumuna baktığımızda yani belli dezavantajları var ve bunun karşılığında da tabii ki bir şeyler hazırlamış olacak ve şah G2'den sonra vezirin artık hemen bir yere dönmesi lazım. Aksi takdirde vezir düşecek belki de kale D1'e. O yüzden vezir D7'ye gitti. Kale D1 ve vezir E8. Şimdi konuma baktığımızda vezirle fil çok güzel bir kareye bakıyorlar. Evet F7'ye bakıyorlar ama şah E8'e gittikten sonra F5 ile birlikte aslında siyahların hiç de bir problemi kalmayacak. Belki kalenin bu hatta olması etkili ama kale D8 ile beraber o kaleyi de kesebilirsiniz. Yani konuma baktığımızda beyazlar evet bir şeyler elde etmiş gözüküyorlar merkezdeki atla birlikte aynı zamanda ama onun karşılığında da siyahlar her zaman bir hamleyle onu karşılayabiliyor. H4 hamlesi geldi. Bu H4 boşta bu arada ama fil çarpı H4 alamazsınız çünkü H hattının açılmasıyla beraber buralar çok kötü kalacak. Vezir C2 kale H1 ile beraber buralar artık tamamen yani mat olmaya hazır olacaksınız neredeyse. O yüzden alamıyor siyahlar zaten.
Ac8 hamlesi geldi. Ac8 at D6 oynamak istiyor ve o ara hemen beyazlar H5 hamlesini oynadılar. Şimdi Jan Nepomniachtchi'nin amaçlarından bir tanesi ilerleyen zamanlarda H6 oynanacak ve burada olabildiğince şah kanadını zayıflatıp bir şeyler elde etmeye çalışacak derken Ali Reza Firuja bunu çoktan fark etmiş ve Şah8 gibi çok akıllıca bir hamleyi oynuyor. Çünkü beyazların H6'sına Ali Reza burada G6 oynamak yerine G5 oynayabiliyor. Ve G5'ten sonra siyahlar burada F5'te oynayacaklar. Ve devamında da konum gerçekten akıyor. Gördüğünüz gibi F5 vezirin buraya gelmesiyle birlikte, yani daha doğrusu işte at D6, F5, F4 devamında atın F5'e konulması, vezirin buraya gelmesi gerçekten fantastik bir konum Ali Reza Firuja'nın ellerinde. Vezir D2 hamlesi geldi. Ver buradaki G5'i diyor ama G5'i o kadar kolay alamıyorsunuz. Çünkü at G5'ten sonra yine burada, hatta birazcık bakalım, mesela F5 oynanırsa at G5 gibi bir hamleye at D6 oynanacak. Ve at D6'dan sonra da ya doğru bir zamanda, tabii ki şu anda kale G8 belki gelemiyorsunuz ama doğru bir zamanda belki bu F4 olabilir. At F5, vezir H5 ile birlikte sonrasında kaleyi G8'e de getirebilirsiniz. Çünkü diğer kalede oyuna gelecek ve siyahların konumu çok güzel bir şekilde yürüttüğünü görebiliyoruz. Şimdi siyahlar burada F5 yerine at D6 oynadılar. O da olabilir çünkü E4'teki atı kovmak zaten ana amaç. Fil B2 hamlesi oynandı. Tabii ki fili bu çaprazdan değerlendirmek istiyor artık. C piyonunu bir şekilde oynatıp E5'e baskı yapacak. Ve burada normal şartlarda bir F6 ile beraber buraya tutulup sonrasında planları gerçekleştirebilirdi. Ama Ali Reza Firuja birazcık konuma kapılmış gözüküyor. At F5 hamlesini geldi. At F5'ten önce belki de konumda siyahlar çok öndeydiler. Ama at F5 ile beraber üstünlük ellerden kayıp gitti burada. At F5 ile birlikte hemen vezir D7 hamlesi geliyor. Tabii ki buradaki veziri kestiği zaman beyazlar E8 ile birlikte. Buradan sonra artık beyazların başına bir şey gelmeyecek. En azından burada gördüğünüz gibi o vezir H5, korkutucu vezir H5 gelmeyecek oyuna. At H4 hamlesi geliyor. Siyahlar tabii ki bir an önce at H4 ile beraber ya şahı burada G3'e getirip bir şekilde artık devamında böyle ataklar yapmak istiyor. Mesela şöyle bir değişik bir hamle var. Şah G3'ten sonra burada bilgisayar at D4 gibi ilginç bir hamleyi gösteriyor. At D4 ile birlikte ver veziri diyorsunuz tabii ki. Böyle alamayacak, vezir boşta kalacak. Eğer vezir E8 alırsanız da at E2 ve şah artık H2'ye saklandıktan sonra kale A-E8, at F3 isteyecek ve at F4'e konduktan sonra siyahlar bir piyon daha kazanacaklar ve harika bir atak olacak. Buradaki şahı çok güzel sıkıştıracaklar. O yüzden burada şah F1 hamlesi geliyor şah G3 yerine ve F5 ile birlikte atak artık devam ediyor. Gördüğünüz gibi atın artık bir yere dönmesi lazım. At G3'e gitti ve at çarpı F3'ten sonra siyahlar bir piyon daha aldılar ve olur da burada doğru bir şekilde oyunda baş edebilirlerse, ki dikkat ederseniz birazcık zor çaprazlar var siyahlarda. O yüzden burayı doğru bir şekilde sadeleştirebilirse Ali Reza Firuja oyunu rahat bir şekilde kazanacak. Ama tabii ki Jan Nepomniachtchi hiç durmuyor. B5 ile beraber ver oradaki atı dedi. Ve F4 ile beraber sen bu atı alırsan ben de karşılığında buradaki atı isteyeceğim diyor. Atı kaçarsanız vezir gördüğünüz gibi H5 ve devamında H1'e kadar girecek. Ama yine de at E4 hamlesini oynadı burada Jan Nepomniachtchi. Vezir H5 oynanılabilir burada. Vezir H5'ten sonra eğer B çarpı C6 alırsanız burada vezir H1, şah E2 ve devamında vezir H5. Ya buralar çok zor gözüküyor. Açıkçası vezir E7 ve devamında beyazlar kurtulabiliyormuş. Ama Jan Nepomniachtchi bakarken de onu söyledi. Vezir H5 ve vezir H1 tehdidi çok korkutucuydu dedi. Ve at E4'ten sonra şimdi Ali Reza Firuja tabii ki birazcık da kalan az süresiyle beraber vezir H5 yerine at H5 hamlesini oynadı. Yani çok süre harcadı buraya. Muhtemelen buradaki fikirlere çok fazla baktı ama E7'deki bu fili terk etmek istemedi ve at H5'ten sonra ver buradaki fili diyor. Fil E6 hamlesi geliyor ve artık Ali Reza Firuja'nın 11 hamle için, daha doğrusu 12 hamle için sadece 8 dakikası var. Dikkat etmek zorunda ve fil E6'dan sonra
burada Vezir G6 ile beraber. Yani nasıl buradan bir vazgeçiş oldu anlamadım. Mesela Vezir H5 hamlesiyle beraber daha net bir konum, Vezir H1'e gitmeli bir konum elde edebiliyordunuz. Ama onun yerine Vezir G6 hamlesi geldi ve Vezir G6'dan sonra artık E7 tamamen boşta. Çünkü Vezir E7'ye artık burada siz Vezir E4 de alamıyorsunuz, mat oluyorsunuz. Dolayısıyla Vezir H6 almak zorundasınız. Ali Reza Firuja'nın yani ister istemez hamleleri yanlışlığa doğru sürükleniyor. Son 10 hamle kaldı ama 5 dakikası kaldı. Çünkü onu da açıklayalım. 40. hamleden sonra süre eklemesi geliyor ve 40. hamleye kadar bir süre eklemesi yok. Ali Reza Firuja bunu yetiştirmeye çalışıyor. Şimdi gördüğünüz gibi kale AE8'e beraber E6'daki buradaki fili isteyecek. Dolayısıyla fil F7 hamlesi geldi. Fil F7'den sonra Vezir H3, tabii ki buralara inmek çok mantıklı. Şah E2'den sonra da Vezir F5'le beraber ver buradaki E4'ü ama fil D5 yardıma yetişti. Yani gördüğünüz gibi buradaki fili feda ettiniz belki. Vezir de çok kötü bir konumda kaldı ama beyazlar bu konumdan çıkmayı başardılar. Kale AE8'le beraber C7 de düşüyor artık ve dikkat ederseniz artık C4 ve sonrasında da E5'e yapılan baskıyla beraber H8'deki şah çok riskli bir konumda kalacak. Vezir G4 açarak şahlar tabii ki çok etkili burada. O yüzden şah hemen D3'e doğru kaçtı. Şah D3'ten sonra kale D8. Tabii ki D5 istekte. Aynı zamanda buraları tutan ve çaprazı açan çok güzel bir C4 hamlesi var. C4'ten sonra kale çarpı D5. C çarpı D5'ten sonra da Vezir H3'le beraber gördüğünüz gibi şah istekte kaldı. Ve Jan Nepomniach burada paniklediğini kabul ediyor ama rakibin de 10 saniyesi ve bunun yani bunu 3 hamlede yapması lazım. Yani 3 hamleyi 10 saniyede yapması lazım. Ve burada hemen at G3 hamlesi geliyor buradan Jan Nepomniach'den. Çünkü Jan Nepomniachtchi diyor ki belki şahı bir yerlere kaçabilirdim ya da başka bir şeyler de oynayabilirdim. Kendi kendime baktım konuma ve bu atı feda edeyim, en kötü ihtimalle fil E5 oynarım diyerek at G3 oynamış. At G3'ten sonra dikkat ederseniz eğer FG3 alırsanız fil çarpı E5 ver şahı, şah kaçamıyor, mat olacaksınız. Dolayısıyla at E5 ve vezir E5'ten sonra bu konumu böyle oynarım diye düşünmüş. Şah G8, vezir G5 ve şah E8'e gittikten sonra tekrardan vezir E5 ve sonrasında böyle oyunu kazanabiliyor. O yüzden at G3 mantıklı ama Ali Reza'nın farklı bir planı var burada. At C4 oynamayı tercih etti. At C4'ten sonra amaçlardan bir tanesi tabii ki şah C4'e kale C8 oynayabilmek. O yüzden atı boşuna tabii ki bırakmadı. Ama vezir C4 hamlesi geldi. Ona karşılık da FG3 ve gördüğünüz gibi artık fil E5 hamlesi yok vezir C7'de olmadığı için. O yüzden hala atak devam ediyor. F çarpı G3 hamlesi oynandı ve AB5, AB5'ten sonra kale C8 geliyor. Kale C8'e beraber burayı isteyecek. Aynı zamanda vezir tabii ki burayı tutuyor ve vezir G3'ü de beraberinde getirecek. Vezir G3, at D4 ve buradaki şahı mat etmeye çalışacak. Ama ona karşılık da Jan Nepomniachtchi kale H1 hamlesini oynadı. İstersen burayı alabilirsin, hiç sıkıntı yok. Ben de burayı istiyorum diyor. Ve kale H1'den sonra vezir D7'ye çekildi. Ve burada yani birçok kez hesapladım diyor Jan Nepomniachtchi. Sürem de vardı. Aslında kale çarpı belki H7 patlatılabilir miydi diye baktım diyor. Ama gördüm ki vezir E4 en mantıklısı gözüküyor. Vezir E4'ten sonra yine kale çarpı H7 ve devamında işte burada fil E5 hamlesini de istiyor tabii ki. Fil E5 isteniyor, kale çarpı H7 isteniyor. Burada şah G8 hamlesiyle beraber o tempodan kaçıldı. Şah hemen E3'e geldi burada. At D4'e gittikten sonra da artık yani fil çarpı D4'ten sonra burayı oynamanın da pek bir anlamı kalmadı. Buraları da zaten Ali Reza Firuja birazcık terki geciktirmek için oynuyordu belki de. Fil çarpı D4'ten sonra artık oyun herhangi bir yere gitmiyor. E çarpı D4. Tabii ki kale E8 istiyorsunuz ama E çarpı D4'ten sonra şah D2 ve yani en kötü ihtimalle, hatta şuna da bakalım. En kötü ihtimalle herhalde vezir H7 oynayarak bile bu konumu kazanır diye tahmin ediyorum beyazlar şah D3 şah D4 sonucunda. Ama tabii ki bir kale fazlasınız, bunu yapmaya hiç gerek yok, bu kadar fantezilere girmeye gerek yok. Ve fil D4'ten sonra oyunu terk eden bir Ali Reza Firuja görüyoruz. Aslında
konuma geldiğimiz zaman belli bir yere kadar çok iyi oynadı Ali Reza Firuja. Ama Jan Nepomniachtchi'nin de hakkını yememek lazım. Süreler azalsa dahi hep doğru hamleleri yaptı. %94.7 doğruluk oranıyla oynayan Jan Nepomniachtchi Ali Reza Firuja'yı yenmeyi başardı. Adaylar turnuvasında 3 kere oynadılar bu zamana kadar. İşte 2022'de 2 kez ve 2024'te 1 kez ve 3'ünü de Jan Nepomniachtchi kazanmayı bildi. Gerçekten adaylar turnuvasında inanılmaz oynayan bir Jan Nepomniachtchi var. Umarım keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız beğen tuşuna basmayı unutmayın ve tekrardan bu kanalda görüşmek için de abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.